Ben Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü mezunuyum. 2001 mezunlarından. Tabii bunun öncesi de var bende. Babam ressam olduğu için genelde atölyede, işte boyaların içinde, resimlerin içinde büyüdüm. Birazcık da göz aşinalığım var aslında resme, sanata dair. Bu sebeple akademiyi okudum taçlanması için. Bu ilgimin, alakamın, bendeki olan yetinin. Mezun olduktan sonra kendime böyle bir zaman ayırdım. Daha sonra bu bir hafta sonunda, 15 gün sonunda bir atölyeye indim ve o iniş. Ve başladım işte sergiler, müzayedeler, kendi içimde yaptığım bazı projeler derken buralara kadar geldik. 2010'da misket çalışmalarıma başladım. Böyle bir benim için bir evrim, bir milat oldu benim misketlere başlamam 2010'da. Fakat 2010 öncesinde genelde denemeler diyebileceğim, öyle adlandıracağım işler yaptım. Bunu nereden anlarız? Çünkü daldan dana konduğumu resimlerinden anlayacaksınız. Daha sonra birden bir hissiyat geldi içime. Bir de işin garip tarafı, misketler benim yarım kalmış bir projemdi. Akademideyken ben misketleri kullandım ama resim olarak değil, kendisini kullandım. Enstalasyonlarda kullandım, video artlarda kullandım. Birkaç böyle işlerimde misketleri konu ettim. Fakat hiç yağlı boyayı düşünmedim. Ve çünkü çok uzun bir sürece ihtiyaç vardı yağlı boya için. 2010'da o yarım kalmış o his bende canlandı ve ben neden o yarım kalmış o hevesimi devam ettirmeyeyim diye yağlı boyalara döktüm bu sefer hislerimi. Geçmişe bir yolculuk yapıyor misket kesinlikle ama bendeki misketi deki etkisi aslında misket oyunundan çıkışlı bir etkiydi. Çünkü misket oyunu çok hayata dair bir oyun. Dikkat ederseniz çok stratejisi yok. Çok sıradan ve çok basit aslında ama bir o kadar da yıpratıcı bir oyun. Şimdi sıraya dizilirler piyonlar. Ondan sonra elinde kocaman bir misket vardır ve o diğerlerine vurursun. Bazıları kırılır, parçalanır, bazıları dağılır. Dağılanlar elden ele gezer. Bir gün ondaysa başka bir gün başka birisinin elindedir. Kalanlar yine sahibindedir. Sonra devamlı dönüşümlü bir şekilde oyun devam eder ama aslında çok basit gibi görünse içinde çok ince detaylar var. Hayat da öyle. İşte ben bunu hayatla bağdaştırdım. Bu misketleri birey olarak gördüm ve misket oyununa, hayata dair bir bağlantı kurdum. Mesela burada bir bitiş var. Şu arkamdaki işte de aynı biraz önce dediğim gibi o misketin yara alışı, o misketin oyun esnasında kırılması, çizilmesi, işte hayatta aldığımız o darbeler, o izler. Burada da onu anlatmak istedim. Hepsi bir birey gibi gördüm. Hepimizin farklı yaraları, farklı acıları var. Burada da onu konu aldım. Ve böyle bir iş yaptım. Umarım da başarılı olmuşumdur. Umarım da beğenirsiniz. Böyle devam edeceğim diye düşünüyorum. Thank you.